Merhaba herkese, iyi akşamlar. Uluğ'un günlük grafik. Uluğ'un BIST 100 dışında olduğu için normalde üyeler özel ama bir arkadaşımız yazmış. Kırmayalım. Şöyle bir temizleyeyim. Bu bölündü. Şimdi yukarıda vardı çizgiler mizgiler. Hepsi kaldı şeyinde. 200 güne gevşedi Uluğ'un. Şimdi burada hemen grafiği siz de açsanız bu grafiği. Diyorum ya, bu teknik analiz dediğiniz şey aslında çok aptal işidir. Yani kolaylıktır. Diğeri zordur çünkü. Yani profesyonellik ister. İşte temel analiz yapacaksınız. Rekabet analizi ne kadar ineceksiniz? Yeri gelecek bir öngörüde bulunacaksınız. O çok zor bir iştir ve uzmanlık isteyen bir iştir. Önemlidir yani temel analizler. Böyle bir kavga var. O niye var bilmiyorum. Teknik analiz mi, temel analiz mi? Ne alakası var kardeşim? Niye böyle bir kavga olsun ya? İkisi de kıymetli bir iş neticede. Ama teknik analizci yıllara, aylara, aylık grafiğe gerekirse bakar. Oradan kadar yani uzun vadede haftalıklarda, aylıklarla da karar veren adamdır. Neticede hepsi aynı çıkar. Şöyle 200 günü taşıdığı bir trend. Bu uzun vade trendi gördüğünüz. Aradakiler minor trendler. Yani daha kısa vade. İkincil trendler de var tabii. İkincil trend şu mesela. İkincil bir trend. 50 günün üstünde seyrettiği an. Arada şöyle görüyorsunuz minorda ataklar var. Tabii bu ataklarda aldıysanız biraz sıkıntı. Yani o ataklarda normalde girilmez. Eğer girmediyseniz bir hisseye girmezsiniz yani. Teknik analiz olarak tercih etmezsiniz. Başında yakalıyorsanız tamam. Ama iş işten çünkü daha yukarı gittikten sonra tehlikeli oluyor. Bu da aklınızda olsun. Yani bir grafiği inceyerken şeye bakın. Majör trend, ikinci vade trendler, efendim minör trend. İşte 8'in üstünde, 5'in üstünde mesela çok hızlı gidiyor. Buradaki gibi hızlı gidiyorsa tamam. Ama tam tersi oluyor. Bizde hızlı gideni kapışıyorlar. 200 günün etrafında şurayla benzer bir durum var. Burası Mart dibiydi. Şurası da artık bu Nisan dibi. 200 günün üstünde hareketine devam etmeye çalışıyor. Ama henüz hani bu alanın kırılıp kırılmayacağını söylemek zor. Hala düşüş trendinde. Onu da söyleyeyim bir taraftan. Şimdi 20 günün altında oldukça burada. 20 yani bir trend çizgisi çekebilirsiniz. O da bir yöntem. Ama ben bazen kullanırım. Trend çizgisi kullanırım. Bazen kullanmam. O ortalamalara bağlı. Eğer bir ortalama uygunsa trend çizgisini o çekiyorsa işi ortalamaya bırakmak daha doğru oluyor. 6.37 önemli bir alan. Yani 6.37'nin üstünde kapanış gerekir. 6.37'nin üstüne attığı zaman kendini kapatmaya başladığı zaman bir 7.21'e bakarız. Biraz dağınık bir görüntü var çünkü burada. 7.21'e doğru da bir gidiş varsa artık kısa vade trendin içindeyizdir. Bir boğa piyasasıdır. Bu trendi bozulmadıkça o zaman bir kırmızı çizgi çizersiniz haliyle. Bozulmadıkça takip edilir. Şu an için konuşmak erken. Hala ay piyasasında olduğunu söylemek mümkün. Aşağıda 5.12 desteği var. Yani 5 lira olarak alabilirsiniz bu kısmı. Ya da şöyle da 5 lira olarak alalım. 12 nereden çıktı? Şu sol taraftaki işlemlerin de tam altı oluyor. Aynı zamanda şurada asılı adam formasyonudur. Bir dönüş formasyonudur şu. 3 tane mum. Dönüş demeyeyim, o yanlış anlaşılır da tepki diyeyim. Oradan sonra ya bir dönüş gelir ya bir tepki gelir. Geldi zaten. Bu birçok 22 Nisan'da pek çok hissede oldu. Bu formasyon 22-23 Nisan'da. Oranın dibi aynı zamanda destek bölgesi. Şimdi 5 kırılıyorsa artık iyiden iyiye 200 günden altı uzaklaşmaya başlıyordur. Uluğun. Bir alttaki görüyorsunuz şurada dirence geliyor 5. Yani öyle güzel bir yere geliyor ki. Şöyle göstereyim. Hani tam kırmızıyı koyayım da görürüz. Biraz kabaca çiziyorum. Öyle güzel bir alana geliyor ki işte direnç, destek, kitap. Yani al kitaba bas koy. Destek yapıyor. Şimdi tekrar destek yapıyor. Kırılırsa haliyle biz bu destek seviyesini 4.50 ilk etapta. Şuradaki soldaki dipten tam göstereyim yerini. İkinci etapta tabii dipleri düşürüyoruz gitgide. 4.10 civarı olarak kademelemeye başlarız kırılım halinde. RSI keyifsiz bir alan. Yani yukarıda ne oluyorsa fiyat alanında ne oluyorsa RSI'da da o oluyor. Kendi ortalamasının altında 38 düşük bir seviye. 38 hala piyasaya ayıların hakim olduğunu söyler. Kitabi olarak MACD'ye bakıyoruz. O da hala aşağı yönü gösteriyor. Şey var tabi şu kısımda momentum düştüğü için düşüşün momentumu düştüğü için MACD'de bir düzleşme var. Hafiften böyle bir boynunu kaldırmış, kepçelemiş. Toparlarsak her şey, şunu da söyleyeyim. Bu hacimler tabii çok dar, çok az. Yani yukarı giderken hep söylüyorum. Bu hacimler
artarak devam etse çok güzel oluyor da işte o zaman boğa piyasasına girmiş oluyorsunuz. Fakat burada çok kısıtlı bir şu son iki mumun hacminin de aslında kısıtlı olması bir taraftan da şey değil. Ya bakıyorum şimdi eksi 3,23 1,4 milyon. Yani bu benim hoşuma gitmiyor arkadaşlar. Şimdi 1,4 milyon lotun ticarete girmesiyle eksi 3,23 yapıyorsa alıcı hiç yok demek oluyor bu. Aşağıda. Ya hiç mi bir alanın yok? Hiç mi meraklısı yok yani? Onu o aklıma geliyor. Az yani bu bir taraftan hacim düşük. İşte söylüyorum bunu kaç kere söyledim. Birçok hisseni söylüyorum bugünlerde. Bir taraftan eksi 3,23. Bu görüntü hoş değil. Bir taraf. Yani bugünkü yaptığı işten bahsediyorum. Ama iyi olan bir tarafını da size söyleyeyim. Alıcı biraz ortaya çıksa uluğunda. Yani bu da hani polyancılık gibi olmasın. Ama biraz birileri niyetlense uluğunu almaya piyasa bu çok çabuk döner şeyden. Yani bu fiyat yukarı çabuk oynar. Hani satıcı diyorum ya az 1,4 milyon işlem olmuş çok satıcı yok hisse. Bunlar alıcı eksikliğinde oluyor yani. Sözün özü o. Bazen öyledir. Satıcı da çoktur piyasada. Alıcı da çoktur. Yani burada geride örneklerini de buluruz. İşte mesela 6,9 milyon işlem hacmi var. Günlüğü 0, eksi 0,26. Niye? Var alıcı var. O talep karşılanıyor bir şekilde piyasadan. İşte istediğimiz o zaten. Yani biraz heyecan olsun. Biraz alıcı olsun ki. Bunlar benim çünkü hep kafamı karıştırır. Eksi 3,23'ü gördün mü? 1 milyon lot hangi hisse olursa olsun. Orada bir soru işaretini koyarım yani. Bir haber gerekebilir. Bir katalizör gerekebilir. Onu da söyleyeyim. Hani bazen bir bilançolar geliyor. Şimdi geldim olduğunun herhalde gelmedi. Okumadım ama. Yanlış hatırlamıyorsam henüz gelmedi. Olumlu bir haber olursa o da yukarı doğru tepki verebilir. Söyleyebilecek başka bir şey yok. Unuttuğum herhalde bir şey yok. Çok net bir görünüm var. Herkese iyi akşamlar.